Herkese selam, ben Didem. Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda yazılım mühendisliğinin kötü yönlerinden bahsetmiştim. O videodan sonra bana ulaşan insanlar oldu. Bazıları benimle aynı fikirde olduğunu söylediler. Bazıları tam aksini düşündüğünü söylediler. Ama bir kısım da vardı ki biz yeni bu bölüme girmeyi düşünüyorduk. Ama işte hani biraz hayal kırıklığı oldu bizim için. Motivasyonumuz kırıldı şeklinde söyleyen insanlar da oldu. O yüzden hemen onlar için bu videoyu hızlı bir şekilde çekmek istedim aslında. Bu videoda yazılım mühendisliğinin iyi yönlerinden bahsedeceğim. Yani her şeyin kötü yönleri olduğu gibi iyi yönleri de var doğal olarak. Ve yazılım mühendisliğinin de çok iyi yönleri olduğunu düşünüyorum. Birinci madde olarak yaratıcılıktan bahsedeceğim. Benim için en önemli madde olduğunu düşünüyorum. Bence yani bir meslek seçiminde, genel olarak bir meslek seçiminde en önemli olan maddelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum yaratıcılığın. Yaratıcılık deyince neden önemli diye sorabilirsiniz. Ben insanın potansiyel taşıyan bir canlı olduğuna inanıyorum ve insanın mutluluğunun da işte dünyaya gelme amaçlarından en önemlilerinden bir tanesinin de bu potansiyeli gerçekleştirmesi olduğuna inanıyorum. O yüzden yaratıcılık olduğunu düşünüyorum. Bir meslek seçiminde en önemli şeylerden biri. Nedir yaratıcılık? Yani yaratıcılığını gerçekleştirebilmek, potansiyelini aslında gerçekleştirebilmek olduğunu düşünüyorum. Yazılım mühendisliğinde potansiyelinizi gerçekleştirebilmek için, yaratıcılığınızı kullanabilmeniz için çok 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 fazla fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Nedir yaratıcılık mesela? Mesela bir probleme farklı bir bakış açısıyla gelebilirsiniz yaratıcılığınızı kullanarak. Çeşitli çözüm yolları sunabilirsiniz. Ya da işte kendi projenizi geliştiriyorsanız bu bir oyun olabilir, bu bir herhangi bir şey olabilir. Tamamen sizin hayal ettiğiniz, size ait olan bir şeyi aslında kendiniz kodlayarak gerçekleştiriyorsunuz. Bence bu muhteşem bir şey. Zaten Twitter'da, Product Hunt'ta insanları görüyorsunuz. Hani ben yaptım, hafta sonu geliştirdim, atıyorum. Benim projem işte. Oylayın, bakın, hani yorum yapın. Bunlar işte insanı motive eden şeyler olduğunu düşünüyorum ve yani bu iş yerinde fulfillment denilen kavramı tam olarak karşıladığını düşünüyorum. Yani başarılı hissediyorsunuz, yetkin hissediyorsunuz, kendinize olan güveniniz artıyor. Yaptığınız şeylerden keyif almaya başlıyorsunuz. Zaten çoğu insanları görüyorsunuzdur yazılımcılardan özellikle. Hafta sonları, evet hafta içi de ben çalışıyorum ama ben hafta sonları da hobi projesi yapıyorum. Yani bu insanları aslında kınayanlar da var. Ama ben kınanmamaları gerektiğini düşünüyorum. Yani hafta sonu en azından başka bir şey yap tabii diyen insanlar olabiliyor. Yani ben hafta sonu çalışmayı sevmiyorum açıkçası ama çalışan insana da saygı duyuyorum diyeyim şu şekilde. Çünkü kendi iş yerinden bağımsız, kendi hayal ettiği projeyi kodlamak bence bir hobidir. Yani hobinin ne dendiği zaman illa böyle başka bir şey olmasına gerek yok. Yazılımcıların da çoğunun aslında hafta sonları kendi yapmak istediği şeyleri yapmak, kendi projelerini kodlamak, işte kişisel portfolyo sistemi geliştiriyorum atıyorum hafta sonu. Bunlar bence hobi projesi olarak sayılabilir. Gayet de normal olduğunu düşünüyorum. Bir ikincisi ise görünür olmak. Yani nasıl görünür olmak? İnsanların aslında senin yazdığın kodu, bu tabii herkes için geçerli değil ama hani mesela bazı projelerde yazdığınız kod birçok insan tarafından, yani milyonlar tarafından kullanılıyor. Aslında insanların hayatını çok kolay bir şekilde etkileyebileceğiniz bir meslek. Yani bu tarz fırsatlar var aslında, tabii değerlendirirsiniz. Yani yazdığınız kodu kimse de kullanmayabilir ama yazdığınız kodu milyonlar da kullanabilir aslında. Ve gene Twitter'dan örnek vereceğim. Çok görüyorsunuzdur hani işte şu an elinizde bir iPhone varsa içinde benim yazdığım kod var tarzındaki tweetleri. İşte bunun gibi işte atıyorum contribution yaptım. Yani işte ne yaptım? Katkı sağladım. Açık kaynaklı bir projeye katkı sağlamak. İnsanların hayatında minik de olsa işte bir değişikliğe sebep olmak. İnsanı motive eden, mutlu eden, işte fulfillment gene aynı kavram. Başarı şeyi getiren insanlara bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu da ikinci maddeydi. Üçüncü olarak tabii ki kariyer seçiminde evet yaratıcılık diyorsun, bir şeyler diyorsun ama paradan bahsetmiyorsun diyenler için gelsin. Üçüncü madde tabii ki para kazanmak arkadaşlar. Yazılım mühendisliğinde evet herkes çok kazanmıyor. Zaten bir önceki videoda da bundan bahsediyordum ama çok kazanabilme imkanı herkes için var. Yani o fırsat herkes için var olduğunu düşünüyorum. Belli bir miktar işte kendinizi geliştirdiğiniz zaman işte
nasıl diyeyim, fırsatları tepmediğiniz zaman, bence bu da çok önemli. Kendinizi geliştirmenin dışında önünüze gelen fırsatları, işte daha o kadar olmadım, daha hani mükemmelliyetçilik düşüncesiyle daha o kadar olmadım diyerek ötelediğiniz zaman her zaman o fırsatlar tabii ki karşınıza çıkmıyor. Ama bu fırsatları zamanında değerlendirirseniz, işte iyi bir çevre yaparsanız, network'ünüzü geliştirirseniz, İngilizcenizi geliştirirseniz bence çok güzel paraların kazanılabildiği bir meslek olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda işte sadece tek bir projede çalışmak zorunda da değilsiniz. Çok fazla para kazanabileceğiniz bir network olduğunu düşünüyorum. Mesela ne yapabilirsiniz? Atıyorum kurslar çekebilirsiniz, işte YouTube tutorial'ları çekerek para kazanabilirsiniz, Udemy instructor olabilirsiniz, freelance projeler alabilirsiniz. Ya da bunun dışında işte oyun sektöründe ise bambaşka, işte atıyorum karakterler oluşturup Blender'da onları satarak da para kazanabilen çok insan var. İşte Etsy'de atıyorum bir tane app, yani mobil app teması oluşturabilirsiniz insanlar için. İşte icon pack'ler oluşturabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek aslında her şeyi, insanların hayatını kolaylaştırabilecek her şeyi üretme imkanınız olduğu için hepsini satma imkanınız da var. İşte tam da bu yüzden yani muhteşem yetenekli bir yazılımcı olmanıza gerek yok para kazanmaya başlamak için. Küçük küçük insanların hayatını kolaylaştırabilen mesela bir tane konuda bir şey guide oluşturdunuz. Bir tane bir şey rehberi, bir şeye başlama rehberini Etsy'de satan çok fazla insan var. O yüzden hani muhteşem derecede yetenekli değilseniz bile başladığınız zaman herkes için bir para kazanma imkanı olduğunu düşündüğüm bir meslek. Dördüncü olarak alan atlama imkanı olduğunu düşünüyorum. Bence bu gene çok önemli bir madde olduğunu düşünüyorum. Çünkü atıyorum işte bölümü kazandınız, girdiniz, ondan sonra baktınız size göre değil gibi. Ya da hani o an olan şeyler hayal ettiğiniz şey değilmiş. Sıkıştım kaldım burada hissiyatı başladığı zaman aslında hiçbir zaman sıkışıp kalmıyorsunuz da burada hani yazılım mühendisliğinde biraz daha böyle etrafı gözlemlerseniz, insanlar neler yapıyor diye bakarsanız aslında kendinize uygun bir şeyi seçebilirsiniz. Çünkü burada çok fazla alan var. Atıyorum oyun mu geliştiricisi olmak istiyorsunuz ya da mobil uygulamalar mı ilginizi çekiyor? İşte ML, işte AI taraflarına mı ilgi duyuyorsunuz ya da frontendçi, backendçi mi olmak istiyorsunuz? Ya da kullanmak istediğiniz teknolojiler bambaşka mı aslında? Daha yenilikçi teknolojiler mi kullanmak istiyorsunuz? Ya da mesela bu işin atıyorum biraz daha böyle insanlarla iletişimi olan, atıyorum devrel tarafında mı olmak istiyorsunuz? Ya da kurs çekmek, eğitim vermek mi istiyorsunuz? Bunlar arasında aslında geçiş yapmak yazılım mühendisliğinde çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Mesela atıyorum ben frontendçiyim. Frontend bana göre değil diye düşünüyorum. Hemen buradan işte biraz Figma'nın hoşuma gittiğini düşünüyorum. Tasarım yapmanın, UI UX tasarımlarının hoşuma gittiğini düşünüyorum. Ya da backendçi olmak istiyorum aslında ben. Bunlar arasında geçişin yapılabileceği bir meslek dalı olduğunu düşünüyorum. Gene tabii ki olmazsa olmaz remote çalışmaktan bahsedeceğim. Kaçıncı oldu bilmiyorum ama en önemli avantajlarından bir tanesi remote çalışmak arkadaşlar. Remote çalışmak hepinizin yapmak istediği şey olmayabilir. Yani eğer biraz daha asosyal biriyseniz remote çalışmak sizi daha da asosyal bir insan haline getirebilir. Bu kötü yönlerinden bir tanesi aslında. Ama seçeneklerinizin olması aslında genel anlamda baktığınız zaman avantaj. Yani hibrit çalışabilirsiniz, tam zamanlı ofisten çalışabilirsiniz ya da remote çalışma. Yani nasıl istiyorsanız aslında 3 opsiyon da size sunuluyor. Kendinize göre nasıl bir insansınız? Yani hangisinin sizin için daha verimli olacağını düşünüyorsanız o şekilde ilerlemek bence daha mantıklı diye düşünüyorum. Ama uzun vadede remote çalışmanın bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle benim gibi biriyseniz, atıyorum sabahları çok erken uyanıp böyle biraz bir şeyleri bitirmeyi seviyorsanız remote çalışmak gene işinizi görecek bir şey. Ya da gün içerisinde atıyorum herhangi bir şekilde gününüzü kendiniz ayarlıyorsunuz aslında. Ya da evden çalışmanın rahatlığı var aynı şekilde. Ama tabii ki burada dikkat etmek gereken konular var. Yani internet üzerinde, YouTube'da çok fazla işte remote çalışırken nelere dikkat etmeliyiz videoları var. Bunları mutlaka izlemenizi öneririm. Ben hepsini izledim sayılabilir. Yani dikkat etmemiz gereken noktalara dikkat ettiğimiz zaman, atıyorum sağlığınızla ilgili çok fazla kahve tüketimi evin içerisinde yapmadığınız zaman ya da işte günlük yürüyüşünüzü, günlük aktivitelerinizi aksatmadığınız zaman
Yani en basitinden günde bir saat bir güneş ışığı almanız gerekiyor. Yani bütün gün evin içinde tıkılıp kaldığınız zaman remote bence iyi bir opsiyon olmaktan çok uzaklaşıyor. İnsanlar çünkü sosyal canlılar ve sosyalliği arıyoruz yani. O yüzden bunlara dikkat ettiğiniz zaman remote eksiden çıkıp artı oluyor diyebilirim. Gene çok önemli avantajlarından bir tanesi de sektöre girmenin kolay olması. Yani aslında kod yazmaya başlamanın kolay olmasından bahsediyorum. Aslında 2 günde, 3 günde yazılım mühendisi oldu bittiden bahsetmiyorum asla. Ama şundan bahsediyorum. Yani bir laptopunuz olduğu zaman işte önünüzde tonlarca kaynak var. Tonlarca işte bootcamp'ler var, frontend master'lar var, bir şeyler var, anlatan insanlar var, Udemy kursları, her yer kurs dolu. Her yerde işte blog yazıları var. İngilizce, Türkçe artık yani Türkçe yok falan diyenleri dinlemeyin. Türkçe'de çok fazla kaynak var. Bütün bu kaynakları kullanarak kendi kendinize programlamayı öğrenmemeniz için bir sebep düşünmüyorum. Tabii ki mentora ihtiyacınız olabilir ama yani kendi kendine öğrenilebilen bir meslek de çok fazla ben bilmiyorum. O yüzden yazılım mühendisliğinde aslında şey de var. Hani belli bir yaştan sonra yazılım mühendisi olabilir miyim soruları da çok fazla var. Ben çok fazla görüyorum bazı hani YouTube videolarının altında atıyorum 40 yaşında, 45 yaşında yazılım mühendisliğine başladım. İşte freelance projeler alıyorum, kendimi geliştiriyorum. İşte bazı dilleri öğrendim ya da işte yazılım dilinden ziyade işte Blender kullanmayı öğrendim. İşte şunu yapıyorum, bir şekilde para kazanıyorum. Yani hala yapabiliyorum diyen insan çok fazla var ya da öğreniyorum, geliştiriyorum diyen insan çok fazla var. O yüzden bence çok fazla kaynağın bulunduğu ve çok fazla da aslında destekleyici insanın, yardımcı olmak isteyen çok fazla insanın olduğu bir alan olduğunu düşünüyorum. Yani birbirini destekleyen çok fazla insan olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu anlamda da hani başınız sıkıştığı zaman mutlaka birilerinden yardım alarak bir şekilde ilerlemenizin mümkün olduğunu düşünüyorum. Son olarak da yurt dışı imkanlarından bahsedelim. Bölüme girer girmez mesela benim ilk karşılaştığım şey bölüm seçerken bir İzmir'de vardı, bir Ankara'da vardı. Ankara'daki İngilizce olduğu için, tamamen İngilizce eğitimi olduğu için İngilizceyi tercih etmiştim. İngilizce bir şekilde bir yerlerde çıkıyor. Kendini mutlaka yani öğrenmek zorunda kalıyorsunuz diye düşünüyorum. İşte gerek bilgiye ulaşmak açısından ya da artık şu an günümüz ekonomisinden dolayı arkadaşlar. Bir şekilde dolar kazanmak isteyen insanların ilk yapacağı şeylerden biri İngilizcesini geliştirmek oluyor. Yabancılarla çalışmak için tabii ki. Bunun dışında burada kalıp yurt dışına da çalışabilirsiniz. Ya da ben burada kalmak istemiyorum diyenler doğrudan yurt dışı imkanları da çok fazla. İngilizce bildiğiniz zaman, işte işinizde iyi olduğunuz zaman yurt dışı imkanlarının da fazla olduğunu düşünüyorum. Ama şu şekilde de bir şey var. Yani yurt dışına gitmek çok kolay olmadığını düşünüyorum. Çünkü çok fazla rekabetin olduğu bir alan. Gene bir önceki videoda da bundan bahsetmiştim. Çok fazla rekabet var. Çok fazla iyi yazılım bilen, çok fazla iyi İngilizce konuşan, çok fazla iyi yetenekli, çok fazla iyi insan gücü olduğu için bir tık böyle daha iyi olmanız gerekiyor diğerlerinden. Yani iyiyseniz zaten gidebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ama bunun için de neden emek harcamayasınız? Neden bu bölüme girmeyesiniz? Yani bunları yapamazsınız diye de bir şey yok. Yani isteyen yapıyor bir şekilde. Evet, genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım morali bozulan insanların yani bir nevi şey olmuştur, biraz toparlayabilmişimdir. Çünkü yani dünyanın en kötü mesleğinden bahseder gibi biraz bahsetmişim sanırım biraz önceki videoda. Ama dünyanın en kötü mesleği değil tabii ki, ben mesleğimi seviyorum. Sadece bazen hani zor olabiliyor. Yani her meslekte olduğu gibi işte farklı bir şey seçseydim nasıl olurdu düşünceleri gelebiliyor. Ama onun dışında iyi bir meslek olduğunu düşünüyorum. İçinde de çok kaybolmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde yani genel olarak. Son olarak şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bence meslek seçiminde en önemli olan şeylerden birisi başkalarını aslında çok da sormamak hani. Yani tabii ki sorun, yani körü körüne girmeyin işte hani. Hiçbir şey, hiç kimseye hiçbir şey sormadan, araştırmadan o mesleğe girmeye çalışmayın ama
yani herkes birbirinden farklı olduğu için aslında kimin, yani benim istediğimle senin istediğin aslında çok aynı olmayabileceği için bana aslında çok da sormaman gerekiyor ya da yani insanlara çok da sormaman gerekiyor. Yani gireyim mi girmeyeyim mi, şunu mu yapayım bunu mu yapayım, çünkü öyle sorduğun zaman aslında hiçbir şey yapamıyorsun. O yüzden kendi sesini dinlemen gerekiyor. Yani yanlış da yapsan o yanlıştan kendinin dönmesi gerekiyor. Tecrübe etmen gerekiyor. Hayat öyle bir şey. Yoksa böyle bir tecrübe kitabı olsa, biz onu okusak sonra oradaki bütün mantıklı şeyleri yapsak, öyle bir hayat olmadığını düşünüyorum. O yüzden canını da çok sıkma. Eminim her şey senin için daha iyi olacaktır. Akışına bırakman gerektiğini düşünüyorum biraz daha. Evet, böyle deyip toparlayayım arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha iyi içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Video yorumlarında içerik önerisinde bulunabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.